Bölgesinin başarılı spor kulübü Diyarbakır Ahmet Spor Kulübü'nde şimdi. Birlikte izliyoruz. Değerli Altın Rehber izleyicileri, Diyarbakır'daki sektörler arası yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Diyarbakır'da bulunan Ahmet Spor Kompleksi'ne konuk olduk. Yanımda da basın sözcüsü Soran Bey bulunuyor. Soran Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Diyarbakır'a. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? İki yıldan beri kulübün basın sözcüsü ve avukatlığı görevini yürütüyorum. Son kongrede de tekrar aynı göreve seçildim. İşte iki yıldan bu yana kulübün başarısı için uğraşıyoruz. Peki Ahmet Spor Kulübü ne kadar zamandır faaliyette? Aslında 1974'te Melik Ahmet Spor'un kuruluşuyla beraber gelen bir tarihi var. 74 yılından sonra 1990'da kulübü satın almasıyla beraber Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak hizmetine devam etti. Son iki yılda kongrede isim değişikliğiyle Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü olarak devam ediyor mücadelesini. Şimdi Soran Bey, spor denince yani sağlıklı yaşam için spor şart. Ama siz bunun daha profesyonel aşamasındasınız. Burada öğrencilerinize profesyonel bir şekilde hizmet veriyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Kaç gruptan oluşuyor? Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Tabii kulübümüzde toplam 4 branşta lisanslı 1200 sporcu var. Aktif olarak sportif faaliyetlerine devam eden de 320 tane sporcumuz var. Futbol A takım ve altyapı grupları, kadın futbol takımı, kadın voleybol takımı ve engelli erkek basketbol takımı da branşlarımız var ve mücadelelerine devam ediyorlar. Zaten futbol A takımımız Türkiye 2. liginde mücadelesine devam ediyor. Kadın futbol takımımız bu sene 1. lige çıktı. Kadın voleybol ve erkek engelli basketbol takımımız da kendi liglerinde, ikinci liglerinde mücadele ediyorlar şu anda. Peki turnuvalara katılım nasıl oluyor? Nasıl öğrenciler hazırlanıyor? Biraz da bunlardan bahsedelim. Yani profesyonel branşlar zaten federasyonun bağlı olduğu kurallar çerçevesinde faaliyetlerine devam ediyor. Altyapı branşlarımız da zaten kendi liglerinde mücadelelerine devam ediyorlar. Oradaki turnuvalarda başarılı olan, kendi liglerinde derece sahibi olanlar Türkiye şampiyonalarına katılıyorlar. Bu kapsamda da geçen yıl U17 takımımız Türkiye 4.'sü oldu. U14 takımımız da Türkiye 2.'sü oldu. Aynı şekilde kadın yıldızlar ve kadın genç kızlar kategorilerimizde de mücadeleler devam ediyor. Buradaki seçmeler de işte yaz kampları ve ara dönem akademi çalışmamız var. O çalışmalar kapsamında alınacak sporcularla. Başarılı olan sporcular bünyemize dahil ediliyor. Burada belli bir eğitimden geçtikten sonra A takımlara yükseltiliyor ve orada mücadelelerine ve spor hayatlarına devam ediyorlar. Hemen arkamızda da zaten öğrencilerin başarılarını görebiliyoruz. Kupalarımız mevcut. Yakın bir zamanda alınan bir başarı var mı ödül olarak? En yakın zamanda kadın takımımız 1. lige yükseldi. Onun kupası zaten burada mevcut. Geçen seneki U17 Türkiye 4.'sü olan takımımız ve U14 Türkiye 2.'sü olan takımımızın da kupaları burada. Bunun dışında daha önceden bridge, satranç, halk oyunları branşlarında da hizmet veriyorduk ama hani ülkenin bulunduğu ekonomik koşullar ve kulübün de zorlanması sebebiyle bu branşlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Ama yeniden bir ekonomik destek bulduğumuz takdirde bu branşta tekrar hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Peki Soran Bey, biraz da yaş gruplarına değinelim istiyorum. Hangi yaş aralıklarında burada eğitim alıyorlar? Futbol branşında yaz kursunda 8 ve 12 yaş arası çocuklarımıza bir yaz programı, kamp ayarladık. Bunun dışında aynı şekilde kadın futbol takımımızda da benzer şekilde bir programımız var, 8 ve 12 yaş. İlerleyen dönemde de elemeler safhasında da 12-16 yaş arası sporcu seçmelerimiz olacak. Bu kapsamda seçilen veya teknik heyetlerce beğenilen sporcular da kulüp bünyesinde faaliyetlerine devam edecekler. Yakın zamanda da Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü olarak bir spor akademisi kurma çalışmamız olacak. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir spor okulu kapsamında olacak. Burada başarılı öğrenciler bir kısmı burslu, geri kalan kısmı da normal bir şekilde eğitim faaliyetlerini burada devam edecekler. Normal derslerin dışında ağırlıklı olarak talep ettikleri branşlarda ve futbol ve voleybol olmak üzere talep ettiği branşlarda profesyonel olarak sporcu olacaklar burada. Peki burada toplamda kaç tane öğrenciniz var grup olarak ayırırsak? Futbol altyapı takımlarında toplam 60'a yakın bir sporcumuz var. Kadın altyapı gruplarında 48,
Kadın voleybolda da 52 tane sporcumuz var şu anda. Tabii bunu bu yaz spor okuluyla hedefimiz 250 civarında bir gencimize, çocuğumuza burada eğitim imkanı sağlamak ve yazlarını en azından sporla geçirmelerini sağlamak. Akademi kapsamında da açacağımız okulumuzda 150 civarında bir öğrenci hedefimiz var. Tabii ilk etapta ne kadar gerçekleştirilir onu da göreceğiz zamanla. Peki, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Rica ederim. Kulübümüzün gençlere yönelik olan faaliyetleri yaz sezonunda da devam edecek. Bu kapsamda ilimizdeki ve çevre illerdeki çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu kampları ve yaz kurslarına bekliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Diyarbakır'da bulunan Amed Spor Kompleksi'ne konuk olduk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi? Müzik